Elektrik makineleri 1. bölüm. Bu bölümde sizlere temel manyetizmadan bahsedeceğim. Çünkü dersin devamında anlatacağım. Gerek doğru akım makinelerini, gerekse asenkron motorları ve diğer elektrik motorlarının anlaşılmasını kolaylaştırabilmemiz açısından temel manyetizma prensiplerini bilmemizde fayda var. Bu nedenle bu bölümde temel manyetizma anlatacağım. Sabit mıknatıslar doğal ve yapay olmak üzere iki çeşittir. Doğal mıknatıslar manyet adı verilen bir cevher olup yer altından çıkarılırlar. Yapay mıknatıslar ise mıknatıs olmadıkları halde nikel, demir ve kobalt gibi bazı metallerin manyetikleştirilmesiyle oluşur. Doğal mıknatısların rengi siyah olup kırılganlığından dolayı işlemesi oldukça zordur. Mıknatıslarda N kutbundan S kutbuna doğru bir kuvvet çizgisi oluşur. Bu manyetik alan içerisine giren demir veya mıknatıslama özelliği olan metaller mıknatıslar tarafından çekilirler. Mıknatıslarda aynı adlı kutuplar birbirlerini iterken farklı adlı kutuplar birbirini çeker. Sevgili çocuklar, her ne kadar mıknatısların etrafındaki bu manyetik alanı biz gözle göremesek de etkisi ve yapılan deneylerle bu manyetik alanın varlığı kabullenilmiştir. Ayrıca mıknatıslama özelliği olan maddeler demir, nikel ve kobalttır. Bunun haricinde metal olduğu halde örneğin alüminyum, pirinç, bakır gibi metallerin mıknatıslanma özellikleri yoktur. NMES isimleri sabit mıknatıslar havada asılı kaldıkları zaman yerin manyetik özelliğinden dolayı kuzey ve güney doğrultusunda dönmesinden dolayı verilmiştir. Yani kuzey ve güneyin İngilizce isimlerinin baş harfleri. Elektronlar hem çekirdeğin hem de kendilerinin etrafında dönmektedir. Eksi yükünden dolayı elektronlarda elektriksel çekim ve kendi etrafında dönmesinden dolayı da manyetik çekim meydana gelmektedir. Manyetik maddelerin atomlarında dönen elektronların manyetik çekimleri bütün elektronlarda birbirlerini takviye edici yönde olduklarından bu maddeler manyetik veya mıknatıslama özelliğine sahiptir. Burada bir size genel kültür bilgisi de vereyim. Dünyanın kuzey ve güney doğrultusuyla dünyanın manyetik kuzey ve güney doğrultusu arasında 15 derecelik aslında bir fark vardır. Ama yine de kuzey ve güneye baktığı için bu mıknatısların yönü North ve South'dan kuzey ve güneyin İngilizce baş harfleri verilmiştir. Mıknatıslanmaya sebep olan şey ne? Elektronlar çekirdeğin etrafında dönerler. Ayrıca elektronlar kendi etrafında da dönerler. Manyetik malzemelerde tüm elektronlar çekirdeğin etrafındaki yörüngelerinde aynı yönde dönerler ve kendi eksenlerinde, kendi etrafında yine aynı yönde döndüklerinden dolayı bu metaller manyetik özellik gösterirler. Bir mıknatısı ne kadar küçük parçalara ayırırsanız ayırın. Ayırdığınız her mıknatıs da yine N ve S kutupları oluşacaktır. Bunun nedeni mıknatısı atomik yapısından kaynaklanmaktadır. Yani siz bir mıknatısı atom yapısına kadar bölseniz de bu N ve S kutupları oluşmaya devam edecektir. Elektromanyetizma. Eğer bir iletkenin içerisinden elektrik akımı geçirilecek olursa bu iletkenin etrafında bir manyetik alan oluştuğu görülür. Bu manyetik alanın yönü sağ el yöntemiyle bulunur. Sağ elin baş parmağı iletkenden geçen akım yönünde iletken kavrandığında diğer parmaklar manyetik alan yönünü gösterir. Aslında manyetik alan yönünden çok varlığı ve iletkenden geçen akım şiddetiyle doğru orantılı bir şekilde değiştiği unutulmaması gereken noktadır. Sağ el kuralını burada genel kültür olarak veriyorum çocuklar sizlere. Hani sağ el kuralı nasıl uygulanır şeklinde sınavda bir soru sormam. Ama burada bizim bilmemiz gereken önemli nokta şu. Bir iletkenin içerisinden akım geçirirseniz bu iletkenin etrafında bir manyetik alan oluşur. Ve bu manyetik alanın şiddeti iletkenden geçen akımla doğru orantılıdır. Şekle bakacak olursanız da iletkenden geçen akım miktarı arttığında bu iletkenin etrafındaki manyetik alan da artmaktadır. Şimdi size bir gösterimden bahsedeceğim. O da şu. Biraz sonra elektrik akım yönüyle ilgili bir gösterimden bahsedeceğim. Elektrik akım yönünü göstermek için kullanıyoruz bunu. Kesti verilmiş bir iletkende eğer akım sizden sayfa düzlemine doğru gidiyorsa artı, okun arkadan görünüşü, sayfa düzleminden size doğru ise nokta, okun önden görünüşü şeklinde gösterilir. Ne demek istiyorum? Bir ok attığınızı düşünün. Yayı gerdiniz ve oku attınız. Ok sizden karşı tarafa doğru gidiyorsa siz okulun arkadaki artı kısmını göreceksiniz. Ama ok karşıdan size doğru geliyorsa okun önündeki noktayı göreceksiniz.
Burada da eğer bir iletkenden geçen akımın yönünü vermek istiyorsak bizden sayfa düzlemine ya da şu anda sizin ekranlarınıza doğruysa artı şeklinde, eğer sayfa düzleminden bize ya da ekrandan bize doğru geliyorsa bu akımın gösterimi ise nokta şeklinde yapılır. Tek bir iletkenin içerisinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan çok büyük değerde değildir. Manyetik alanın şiddetini arttırabilmek için ya iletkenden geçen akımın değerini büyütmemiz gerekir ki bu da çok büyük akım değerlerinin elde edilmesi ve taşınması zorluğundan dolayı pratik ve mümkün değildir, ya da küçük akımlarda iletken sayısını arttırmamız gerekecektir. İletken sayısı ise oluşturulan bobinler ile arttırılabilir. Örneğin bize 100 amperin oluşturduğu bir manyetik alan gerekli olsun. 100 amperi taşımamız, iletmemiz, üretmemiz oldukça zordur. Pratik olarak neredeyse imkansızdır. Ama bir iletkenden ben 1 amper akım geçirip bu iletkeni 100 tur yapacak şekilde bobin haline getirirsem, bir iletkenden geçireceğim 100 amper yerine 100 tur yapılmış bir bobinden 1 amper geçirmem yine bana aynı manyetik alanı verecek. Yine içinden akım geçen bobinin etrafında bir manyetik alan oluşur ve yönü iletkende olduğu gibi sahil yöntemiyle bulunur. Yine bunun da detaylarına girmiyorum. Yolunu havadan tamamlayan kuvvet çizgileri için havanın manyetik geçirgenliği iyi değildir. Kuvvet çizgilerinin geçişini kolaylaştırmak ve sayısını arttırmak için elektromıknatısların kuvvet çizgisi yolu olarak demir kullanılır. Demirin manyetik geçirgenliği havaya göre yaklaşık 1500 kat daha iyidir. Bu nedenle bobinler demir nüve üzerine sarılır. Dersin devamında göreceğiz. Elektrik makinelerinde manyetik alan oluşturan kısımlar demir nüveler üzerine sarılıyor. Bunun nedeni demir nüvenin manyetik geçirgenliğinin havaya göre çok daha iyi olması. Bu sayede manyetik alanın zayıflaması engelleniyor, manyetik alan kuvvetlendiriliyor ve manyetik alanın verimi, dolayısıyla benim elektrik makinelerimin verimi arttırılıyor. Yine aynı mantığı otomatik kumanda dersinde rölelerde, kontaktörlerde kullanılan demir nüve ve palet şeklinde de göreceğiz. Ayrıca manyetik malzemeler manyetik alanı üzerlerine toplarlar. Sağ taraftaki şekle bakacak olursanız, bir manyetik alan içerisinde manyetik malzeme, ki neydi bunlar? Demir, nikel, kobalt koyacak olursanız manyetik alanı geçirgenliği olduğu için üzerine toplar. Ama bir antimanyetik malzemese, yani manyetik olma özelliği yoksa bu malzemenin, herhangi bir manyetik alanın üzerine toplaması söz konusu değildir. Tekrar söylüyorum. Örneğin alüminyum, pirinç, bakırın manyetik özelliği yoktur. O nedenle buraya bir bakır plaka ya da bir pirinç ya da bir alüminyum parça koyarsanız çok da fazla manyetik alanı üzerine çekme özelliği yoktur. Çok fazla etkisi olmaz, ama manyetik malzeme olarak buraya bir demir, nikel, kobalt koyacak olursanız manyetik alanı üzerinde toplama özelliği görülecektir. Bundan sonra size temel 3 manyetizma kuralından bahsedeceğim. Bu manyetizma kuralları jeneratörlerin, dinamoların temel çalışma prensiplerini, elektrik motorlarının temel çalışma prensiplerini açıklamamızda bize yardımcı olacak. Bundan sonra size 2 manyetik alan teoreminden daha bahsedeceğim. Birincisi neydi bunların? İçinden akım geçen iletkenin etrafında manyetik alan oluşur. Bundan sonra bahsedeceğim 2 manyetik alan teoreminde bizim doğru akım dinamolarını ya da jeneratörlerini, alternatif akım jeneratörlerinin ya da doğru akım motorlarının ya da asenkron motor, alternatif akım motorlarının çalışma prensibini açıklamamızda yardımcı olacak. İçinden akım geçen iletkenin etrafında manyetik alan oluştuğu gibi tersi, manyetik alan içerisinde kalan iletkende gerilim indüklenir. Burada şart manyetik alanın değişken olmasıdır. Bunun için ya şiddeti değişen bir manyetik alan uygulanır ya da sabit manyetik alan içerisinde iletken hareket ettirilir. Ne demek istiyorum? Eğer bir manyetik alan içerisinde siz bir iletkeni hareket ettirecek olursanız bu iletkenin üzerinde bir gerilim indüklenir. Burada önemli olan manyetik alanın hareketliliğidir. Bunu sağlamak için ya iletken hareket ettirilir ya manyetik alan hareket ettirilir ya da alternatif akım makinelerinde, motorlarda, trafolarda göreceğimiz gibi manyetik alanın yönü ve şiddeti değiştirilir. Bu da bizim iletkende gerilim indüklememizi sağlayacaktır. Tekrar söylüyorum, burada manyetik alanda bir değişim olmak zorundadır.
Şekilde, soldaki şekle bakacak olursanız yatayda kutupların ve iletkenlerin hareketiyle iletken üzerinde bir gerilim iletkenir. Fakat tabiatta yatayda ileri geri hareketin olması, kullanılması ve çok büyük güçler elde edilmesi imkansızdır. Bu nedenle iletken bir bobin haline getirilerek kutuplar arasında dairesel hareket ettirilir. Peki, manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenin içerisinden akım geçirilirse ne olur? Bu sefer de şöyle bir şey yapıyoruz. Manyetik alan içerisinde bir iletken bırakıyoruz ve bu iletkenin içerisinden ben dışarıdaki bir kaynaktan akım geçiriyorum. Bu durumda da iletken manyetik alan içerisinde dışa doğru itilir. Hareket yönü yine sağ el kuralıyla bulunur. Yine dediğim gibi sağ el kuralının nasıl olduğu çok fazla şu anda beni ilgilendirmiyor. O zaman burada iki tane daha teoremden bahsettik. Birincisi, değişen bir manyetik alan içerisindeki iletkende gerilim indüklenir de, buradan değişenden kasıt manyetik alanın değişmesi, alternatif akım makinelerinde olduğu gibi ya da iletkenin ileri geri sağa sola hareket ettirilmesiydi. Burada gerilim indükleniyordu. Bu temel dinamo ve jeneratörlerin çalışma prensibidir. Bir diğeri ise manyetik alan içerisinde bir iletken bırakıyorum. Bu iletkenden dışarıdaki bir kaynaktan akım geçiriyorum. Bu durumda ise ne oluyor? Bu durumda iletken manyetik alanın dışına doğru itiliyor. Bu da benim temel motorların çalışma prensibi. Şimdi şu şekle bakalım. Aşağıdaki ilk şekilde, yani soldaki A diyelim biz ona, iletken sol tarafından zıt gelen manyetik alanlar birbirini zayıflatırken sağ tarafındaki manyetik alan kuvvetlenmekte. Şimdi şöyle bakalım. N ve S kutuplarının sabit bir manyetik alanı var. Ve ben buraya bir iletken koymuşum. İletkenden de akım geçirmişim. İletkene dikkat edecek olursanız artı şeklinde. Yani benden ekrana ya da sayfa düzlemine bir akım geçişi söz konusu. Yine sağ el kuralına göre bunun da etrafında bir manyetik alan oluşmuş. Ve dikkat edecek olursanız burada soldaki manyetik alanlar birbirlerine ters ve sağdaki manyetik alanlarsa hem iletkenin hem temel NS kutuplarının manyetik alanın kuvvet çizgilerini birbirini kuvvetlendiriyor, arttırıyor. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda kuvvet çizgisi zayıflayan tarafa doğru iletken kendiliğinden manyetik alan tarafından itilerek hareket eder. Şimdi kutupların yönünü değiştirelim ama akım yönü aynı kalsın. Bu sefer iletkenin manyetik alanın zayıfladığı yön sağ tarafı oluyor. İletken sağ tarafa doğru itiliyor. Yine NS kutuplarını D şeklinde yukarıdan aşağıda alalım. Ama iletkenden geçen akım bu sefer dikkat edecek olursanız nokta şeklinde sayfa düzleminden ya da ekrandan bize doğru. Bu durumda da iletkenin manyetik alan yönü değiştiği için yine zayıflayan manyetik alan sağda kalıyor ve iletken sağa doğru itiliyor. Bu da benim temel motorların çalışma prensibi. Bu bir dönme hareketine nasıl dönüşüyor? Şu şekilde dönüşüyor. Bu bir bobin halinde kutuplar arasında dairesel hareket yapabilecek şekilde yataklandırılıyor. Dikkat edecek olursanız B şekline yukarıda artı olarak gördüğünüz, yani bizden sayfa düzlemine doğru giden akım sol tarafa doğru, aşağıda nokta şeklinde gördüğünüz bobinin gidip ve dönen gidiyor bobin olarak içerisinden iletkenin dönüyor ve bize doğru geri geliyor bu akım. Bu da sağ tarafa doğru itiliyor ve bu ortadan, merkezden yataklandırıldığı için dönme hareketi şeklinde, yani sağ tibresinin tersi yönünde dönme hareketi şeklinde kendisini gösteriyor. Şimdi C şekline bakacak olursanız kenarların ikisi de gidebildikleri en uç noktaya gitmişler, itilmişler. Burada normalde hareket biter çocuklar. Yani çeyrek tur atar, bu şekildeki bir bobin biter. Ama burada birden fazla bobin olduğu için ve belli açılarla peş peşe yerleştirildiğinden dolayı burada itilme bitse de daha sonra gelen bobinlerde itilme devam ettiği için, birazdan şeklini göreceksiniz, dönme hareketi devam eder. Hemen şurada gösterelim. Mesela burada iletkenlerin sayısı birden fazla. NS kutupları altına tam giren iletkenlerde itilme bitse de peşinden gelen iletkenlerde, yani bobin diyelim biz onlara, bobinle itilmeler devam ettiği için dönme hareketi devam edecektir. Şimdi manyetik alan içerisinde kalan bir iletkende indüklenen gerilimin formülü, bu meşhur bir formüldür. E eşittir BL ve sinüs alfa. Burada E iletkende, yani oradaki bobinde indüklenen gerilim, volt olarak
manyetik alan yoğunluğu B, L manyetik alan içerisinde bulunan iletkenin uzunluğu. Burada iletken isterse atıyorum 15 santim olsun ama kutup genişliği 10 santimse burada alınacak olan uzunluk 10 santim, yani kutbun altındaki iletken boyu olacaktır. Ve iletkenin hareket hızı alfa ise iletkenin manyetik alanı kesme açısı. Şimdi sinüs alfa nereden geliyor? Aslında sinüs alfanın nereden geldiğini açıklarsak, bizim şebeke gerilimimizin niye sinüs olduğunu, niye sinüsoidal olduğunu da anlamış olacağız. Ne demek istiyorum? Bu bobin, bu iletken NS kutupları altında dairesel bir hareket yapıyor. Ve ben dairesel hareketi şurada zoomladım, büyüttüğümü düşünün. Aslında N kutuplarından kuvvet çizgisi aşağı doğru, burada da S kutupları var. Fareyle takip etmeye çalışın. S kutuplarına doğru akıyor ve iletken de aslında burada dairesel bir hareket yapıyor ve ben sadece zoomladım, bir alan aldım. Şimdi benim için önemli olan iletkenin manyetik akıyı dik kesmesidir. Yine ilk şekle dönecek olursak, bakın dikkat edecek olursanız buradaki soldaki şekilde iletken manyetik alanı dik kesiyor. Yani manyetik alan yukarıdan aşağıysa iletken sağdan sola doğru hareket ediyor. Yani biri x ekseni ise biri y ekseninde hareket ediyor ve burada asıl indüklenme oluyor. Şimdi ama ben bunu bir dairesel hareket ettiriyorum. Dairesel harekette dairenin çevresi kadar yol alsa da iletken, aslında N ve S kutupları altında almış olduğu toplam yol benim için önemli. Çünkü hareketin bir kısmı dikey, bir kısmı yatay oluyor dairede. Ve burada benim N'den S'e akan kuvvet çizgilerini kestiği açı, iletkenin hareket eden, dairesel hareket eden iletkenin N ve S kutuplarındaki manyetik alanla arasındaki açı, bu açının dikey bileşeni bana kosinüsü verir ki dikey bileşen benim işime yaramaz. Çünkü iletkenin hareketiyle manyetik alan aynı yönde paralel olacaksa burada bir indiklenme olmaz. İlla biri x, biri y ekseninde olmak zorunda. Yani birbirlerini dik kesmek zorundalar bunlar. Yataydaki bileşeni ise sinüstür. Yani aslında iletkenim şu şekilde hareket etse de, bakın şurada bir yayın uzunluğu var. Bu uzunluğu aldığı yol benim için önemli değil. Önemli olan şuradaki yatayda aldığı yol. Yani bu iletkenin hareketinin sinüs bileşeni önemlidir. Ve o nedenle bizim gerilimimiz, şebeke gerilimimiz de sinüsoidaldır. Aslında sinüsoidalın niye sıfırdan başlayıp artı maksimum sıfır, eksi maksimum sıfıra geldiğinde burada görüyoruz. Burada neden şu? İletken manyetik alanla paralel hareket ettiğinde gerilim oluşmuyor. Yani ikisi de x ekseninde ya da ikisi de y ekseninde hareket ettiğinde oluşmuyor. Yani sıfır. Birbirlerini dik kestiklerinde, yani bobin N ve S kutuplarının tam ortasında olduğunda aslında artı maksimumdayız. Tekrar bu sefer şuna iyi bakın. Şu siyah olarak gösterilen iletken kısmı, dikkat edecek olursanız buradan sonrasında S kutbunun altından çıkarak N kutbunun altına giriyor. Bunun anlamı da şu. Bunun anlamı aynı işlem, yani 0 artı maksimum 0 işlemi bu sefer iletken yön değiştirdiği için, gerilimin indüklenme yönünde ters döneceği için eksi alternansla 0 eksi maksimum ve 0 şeklinde gerçekleşiyor. Bunun detaylarını okulda uygulamalı derslerimiz sırasında ben size tekrar anlatacağım. Dinamo olarak çalışmada elde edilen gerilimin değeri, motor olarak çalışmada ise döndürme kuvvetini arttırmak için manyetik alan içerisinde birden fazla bobin ve her bobinde birçok iletken bulunur. Ayrıca manyetik alan geçirgenliğini arttırmak için de bobinler dönen bir nüve üzerine sarılırlar. Doğru akım motorlarında ve alternatif akım motorlarında bu manyetik alanı, manyetizmayı tekrar ele alacağız.